Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 6. sınıflar temel yaşam becerileri dersi 2. dönem 2. yazılı açık uçlu soru örneklerle yeniden karşınızdayım. Birinci sorumuz, evet görüyorsunuz ki maddeli bir soru, bakalım bizden ne istiyor? Bireyin kişisel gelişimini desteklemek için neler yapılabilir? Maddeler halinde 4 tanesini yazınız. Evet, bireysel gelişim her yaştaki insan için geçerli ve gerekli arkadaşlar. Peki neler yapıyoruz? Siz neler yapıyorsunuz bireysel gelişim için? Hemen bakalım arkadaşlar. Birincisi, her şeyden önce okuma alışkanlığı edinmek çok önemli. İlk madde onu yazıyorum. Okuma alışkanlığı edinmek diyelim. Evet, okuyarak insan inanılmaz bir şekilde gelişiyor, bundan kesinlikle şüpheniz olmasın. Bir diğeri, kişisel gelişim kurslarına katılmak olabilir arkadaşlar. Kişisel gelişim kurslarına katılmak diyelim. Bir diğer maddemiz de, insanız, hata yapıyoruz belki ama hatalardan ders çıkarmayı öğrenmek de inanılmaz geliştirir insanı. Onun için hatalardan ders çıkarmayı öğrenmek. Evet, bu da önemli bir faktör. Ve son olarak da araştırma yapma alışkanlığı edinmek arkadaşlar. Bu da yeni bilgiler, yeni bir boyut kazanmak adına çok önemli bir basamak. Onun için araştırma yapma alışkanlığı edinmek diyelim. Evet, bu 4 madde bizi gerçekten inanılmaz bir şekilde kişisel olarak geliştirecektir. Bizzat deneyin görün arkadaşlar. Çünkü bunların hepsi bilimsel bilgiler. Yani kesinlikle bizlerin, öğretmenlerin uydurduğu, yazdığı tavsiyeleri değil. Başkalarına saygı göstermek neden önemlidir? Maddeler anlayınız. Evet, başkasına saygı gösterirseniz saygı görürsünüz değil mi? Peki niye saygı göstermeliyiz? Bunları da maddeye dökersek. Birincisi arkadaşlar, bir toplum içerisinde insanlara saygılıysak toplumsal uyumu artırmış oluruz. Onun için ilk madde olarak bunu yazalım. Toplumsal uyumu artırır diyelim. Bir diğeri, toplumdaki sağlıklı iletişimi destekler. Toplumdaki sağlıklı iletişimi destekler. Evet, üçüncü madde olarak ne yazabiliriz? Başkalarına değer verme anlamına gelir arkadaşlar. İnsanlara saygı gösteriyorsanız onlara değer de veriyorsunuz demektir. Dolayısıyla başkasına değer verme anlamı katar. Değer verme anlamı taşır diyelim. Saygı gösteriyorsanız değer verdiğinizde gösterir. Değer vermediği insanlara zaten saygı gösterilmez değil mi? Bir diğeri de, insan haklarını korur, adaleti teşvik eder. Evet, saygı arkadaşlar insan haklarını korur ve toplumdaki haliyle adaleti teşvik eder. Evet, saygı. Dolayısıyla bu 4 maddeyi de hatırlatalım. Geçiyorum diğer soruma. Sağlıklı beslenmenin faydaları nelerdir? Maddeler halinde yazın. Evet, sağlıklı besleniyor muyuz? Şu abur cuburlardan, cipslerden, kolalardan uzak duruyor muyuz arkadaşlar? İnşallah duruyoruzdur. Çünkü faydalar nelermiş göreceksiniz. Birincisi, kronik hastalık riskini azaltır arkadaşlar. Kronik dediğiniz ömür boyu çekeceğiniz hastalıklar var ya, işte onlar. Kronik hastalık riskini azaltır diyelim. Obezlik, aşırı şişmanlık bunlardan biri. Dolayısıyla sağlıklı beslenirseniz otomatikmen önüne geçmiş oluyorsunuz. Bir diğeri, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Vücudunuzdaki o savunma mekanizmasını güçlendirir. Haliyle hastalıklara karşı çok daha güzel hücrelerimiz savaşacak demektir. Bir diğer arkadaşlar, sağlıklı kiloyu korur. Sağlıklı ideal kiloyu korur. Bir diğeri de ve sonuncu olarak ne diyebiliriz? Sağlıklı beslenirseniz enerji seviyeniz artar arkadaşlar. Enerji seviyesini artırır. Evet, bu şekilde sağlıklı beslenmenin faydalarını da hatırlattık ve geçiyorum diğer son iki sorumuz arkadaşlar videomuzdaki. Evet, kişisel hijyen neden önemlidir? Yani kişisel temizlik neden önemli? Maddelerinde 4 tanesini de etrafınızda pis insanlar istemezsiniz değil mi? Dolayısıyla vücuttaki kötü kokuları gidermek diye başlayabiliriz arkadaşlar. Vücuttaki kötü kokuları gidermek. Mümkünse günlük duş almak bunların en önemlisi. Bir diğeri enfeksiyon hastalıklarını önlemek. Enfeksiyon hastalıklarını önlemek diyelim. Bu da pislikten oluşuyor biliyorsunuz. Bir diğeri genel yaşam kalitesini artırmak. Genel yaşam kalitesini artırmak. Ve son olarak da genel sağlığı korumak diyelim arkadaşlar. Genel sağlığı korumak. Evet, bu şekilde hijyenin öneminin nedenlerini hatırlattık bir kez daha ve son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar böylelikle. Burada da ev becerilerine 6 tane örnek veriniz. Evet, becerikli misiniz? Şu dediklerimizi yapabiliyorsanız beceriklisiniz arkadaşlar. Birincisi nedir? Ev temizliği. Bana ne ya annem yapsın demeyeceğiz arkadaşlar. Bunları yapın ki her zaman anne babamız yanımızda olmuyor biliyorsunuz. Bir diğeri yemek pişirme. Bir diğeri çamaşır yıkama. Dördüncü olarak da yemek pişirme yazdık ya. Evin özür dilerim ütü yapma diyelim. Bir diğeri arkadaşlar bu da çok önemli. Ev araçlarını kullanma. Yani bir ocağı açabiliyor muyuz? Bir demlik ve çay demleyebiliyor muyuz? Bunların hepsini kullanmak önemli. Ve en geneli de evin düzenini sağlama. Evet, bu 6 madde sizde varsa ben bunları gerçekten yapabiliyorum diyorsanız hayatta sırtınız yere gelmez. Kendi başınıza çok da rahat yaşayabilirsiniz diyelim ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar görüldüğü gibi kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 5. ve 6. sınıflar artık videoların altına yorum yazamıyorlar ama kanalımıza destek olmak adına videomuzu beğenip yorum yazıp abone olursanız çok çok seviniriz. Sınıf arkadaşlarınızı da lütfen kanalımıza davet edin. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.